İstanbul Milletvekili Sayın Ali Kenanoğlu. Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet, 27. dönemin son yasama yılının son oturumundayız. Son zamanlarda, 27. dönemin son döneminde acılı gündemlerle burada yer aldık ve kürsüde konuşmalar yaptık. Tabii ki bunların en başında 6 Şubat depremi var ve o depremin oluşturduğu acılar, o yaralar, bunların üzerine burada çok söz kurduk ve 27. dönemin son günlerini bu şekilde geçirdik. Bugün son gün, son günde de yine başka bir acıyı, aslında ülkemizin başka bir gerçeği olan maden katliamlarıyla ilgili oluşturulmuş komisyonun raporunu konuşuyoruz. Biz kaza demiyoruz ve bunun kaza olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunlar bir katliamdır, bir cinayettir. Bunu çok net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Tabii buraya gelmeden önce Türkiye'nin enerji politikaları açısından bir olayı değerlendirmek gerekiyor. Yani kömür bir enerji politikalar içerisinde yer alması gerekir mi, gerekmez mi? Önümüzdeki süreç açısından bu nasıl değerlendirilmesi gerekiyor? Bir defa bunu konuşmak gerekir. Tabii ki biz HDP olarak doğayı, canlıları, yaşamı önceleyen bir yerden enerji politikalarının oluşturulmasını gerektiğini söyleyen parti olarak bir defa bu fosil yakıtlar diye tabir ettiğimiz kömür ve benzeri enerji politikalarından uzaklaşılması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii bunlar böyle hani akşamdan kalktın sabaha vazgeçebileceğin bir alan değil. Bunu da biliyoruz. Yani ülkenin belli bir kesimi, belli şehirleri, belli sektör alanları geçimini bundan sağlıyor. Dolayısıyla bu alanları terk etme bir politik öncelik meselesidir. Bunu gündeme alma meselesidir. Yani biz fosil yakıtlardan uzaklaşma meselesini ve Zonguldak başta olmak üzere belli bölgelerde artık bu madencilik faaliyetlerinin, bu kömür madenciliği faaliyetinin sona erdirilmesini bir politik hat olarak önümüze koyduğumuz zaman adaletli bir şekilde buradaki insanların yaşamlarını idame ettirebilecekleri alternatif geçim kaynaklarını oluşturarak bu fosil yakıt alanına artık son vermemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir gerçek var baktığınız zaman. Yani Türkiye'de örneğin gayri safi milli hasılada madenciliğin payı Amerika'da %5, Almanya'da %4, Kanada'da %3.7, Avustralya'da 8.5, Rusya'da %22, Şili'de 8.5, Güney Amerika'da 6.5, Brezilya'da 3 ve Türkiye'de ise %1. Ama buna rağmen bu ülke arasında maden katliamlarında yaşamını yitiren ülke sayısına baktığınız zaman bunların en önünde gelen ülkeyiz. Şimdi gayri safi milli hasıladaki yeri bu kadar az olan bir üründen, bir kaynaktan niye bu kadar çok can kaybına yol açılıyor? Tabii ki bunun nedeni tedbirlerin alınmaması, gerekli önceliklerin yerine getirilmemesi. Yani bu komisyon ilk defa kurulan bir komisyon değildi. Ben burada İşte depremle ilgili de komisyon kurulduğunda söylemiştik bu komisyonun üyesi olarak. Daha önce kurulan komisyonlarda çok detaylıca bilgi var. Yani Soma maden katliamından sonra kurulan komisyonun yapmış olduğu önermeler yerine getirilmiş olsa, 111 tane önerme var onların içerisinde. Belki de bu yaşamış olduğumuz Amasra maden katliamı ve benzeri faciaları, katliamları, cinayetleri bir daha oluşmayacak. Yani bu kadar açık sebepler var. Ama buna rağmen bir politik tercih olarak buralardaki gerekli yatırımların yapılmasının öngörülmesi, buralardaki yatırımların yapmayan maden ocaklarının kapatılması tercih edilmeyip tam tersi ne pahasına olursa olsun, neye mal olursa olsun insan yaşamıysa insan yaşamı, bu bir fıtrattır, bu bir kaderdir deyip bunun üzerinden bu ocakların çalışmasını sağlamak ve oradaki kömürü, madeni, işte neyse hangi madense bunu çıkartmayı önceleyen bir yerden bir politika oluşturulduğu zaman sonuç böyle oluyor. Yani insan yaşamını, canları, doğayı değil sermayeyi ve onun kazanımını, kazançlarını öncelediğiniz zaman sonuç buna yol açıyor. Şimdi komisyonda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Yardımcısı Profesör Doktor Nuray Demirel'in
3 Kasım 2002 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının araştırması komisyonuna Meclis Araştırma Komisyonu sunumunda şöyle diyor. 1920'lerde kabul edilen kazaların yalnızca %2'si önlenemez, %98'i önlenebilir anlayışının artık günümüz teknolojik koşullarında mevcut durumda tüm maden kazalarının önlenebileceğini belirtiyor. Yani 1920'lerde deniliyor ki ya %2'dir bu kazaların önlenememe oranı. Yani %2'si önlenemez. %98'i önlenebilir diyor 1920'lerde. Ama 2022'lere, 2023'lere geldiğiniz zaman gelişen teknolojik koşullarda bu madenlerdeki yaşanılan kaza diye ifade edilen olayın tamamı önlenebilir durumda. İşte o nedenle biz buna cinayet diyoruz ve bu cinayetin bir faili var. Yani bu cinayeti işleten ve buna göz yumanlar var. İşte önceki konuşmacımız Sayın Kemal Bay da ifade etti. Ya bir defa komisyon başkanına itirazımız vardı. Bunu dile getirdik, ifade ettik. Yani biz kendisinin bakanlığı döneminde meydana gelmiş kazalar var. Yani bu işte tırnak içinde kaza. Bu katliamlar var ki Soma yaşanmış en büyüğü. Ama buna rağmen bunlarla ilgili herhangi bir sonuç alıcı işlem de yapılmamış. Ve Sayın Komisyon Başkanı şöyle bir konuşma yapmış kendisi örneğin. Soma faciası yaşandığı dönemin Enerji Bakanı olarak kendisi de facianın sorumluluğuna işaret etmiş. Bu benim bir ve bakanlığımın mahcubiyetidir. Bunlar tabii afetlerden değil kusurlardan oldu ifadesini kullanmıştır. Yani esasında meselenin bir tabii afet olmadığını kendisi de biliyor. Tabii kusur denilen mesele tartışmalı bir meseledir. Kusurda denetim eksikliği olursa, ortaya konan tespitler yerine getirilmezse, incelemelerin gereği yerine getirilmezse buna kusur mu denir? Bu tabii ki bizim açımızdan mümkün değil kusur olması. Tabii biz bu komisyonun çalışmaları esnasında bir defa bütün komisyon çalışmalarında klasik bir usul var. Herkes geliyor, sunum yapıyor. Biz de dinliyoruz. Tabii sorularımızı soruyoruz ve ondan sonra da alan çalışması var. Bütün bunlara katıldık. Biz HDP milletvekilleri olarak iki arkadaş olarak katıldık. Ve burada komisyonlarda şunu da gördük açıkçası. Yani katliamın sorumluluğu neredeyse hani orada yaşamını yitirenlere atılmaya çalışıldı. Bunu örneğin TTK'nın sunduğu raporda çok net gördük. Yani TTK kendisi bir iç rapor düzenlemişti. Bu raporu sundu. Ve diyor ki bu burada yeraltı çalışmalarında dinamit patlamalarını yapmakla görevli olan barutçu kişilerin hatalı uygulama yaptıkları ve patlamanın bu sebeple gerçekleşmiş olduğu üzere kuruludur. Yani esasında Amasra maden faciasının sorumluluğunu tümden iki tane barutçuya yıkılıyor. Ama biz orada gördük, yerine gittiğimizde de gördük. Aileleri gezdik, aileleri ziyaret ettik. Onlarla ilgili de görüşlerimi aktararak bitireyim konuşmamı. Şimdi aileler, bir defa bizi kabul eden aileler vardı, bir de kabul etmeyen aileler varmış. Yani onu öğrendik orada. Yani bazı aileler hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. Çünkü niye? Yani iktidarı sorumlu görüyorlar. O nedenle sizinle konuşacak bir şeyimiz yok. Hesabını verin diyorlar yani öncelikle. Dolayısıyla bizimle komisyon heyetini hiç kabul dahi etmeyen aileler var. Onun haricinde kabul eden ailelerine bir heyet olarak gittik. Her partiden vekil arkadaşlarla ailelere hem başsağlığı dilemek hem de onların sorunlarını dinlemek açısından gittiğimizde şunu çok net gördük. Yani bir aile şunu söyledi. Dedi ki madendeki en hani o çavuş mu derler, onbaşı mı, o görevli kimse artık ondan tutun ki dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar herkes bu katliamda sorumludur dedi yani. Herkesin sorumluluğu var kendi oranının içerisinde. Çünkü bu göz göre göre gelen bir katliamdır. Çocuklarımızın ölümünden hepiniz sorumlusunuz diye ifadede bulundular çok açık. Ve bir aileye gittik. Bir aileye gittiğimizde aile, hani isim vermeyeceğim tabii ki, AKP'nin ilçe yöneticilerindenmiş kendisi ayrıyetten orada. Görüştüğümüz aile. Ve biraz deştik meseleyi. Hani ne oldu, ne bitti, sizin görüşünüz ne? Hani bir daha bunlar olmasın diye biz bu çalışmayı yürütüyoruz.
Bunu bizzat oradaki AKP yöneticisi söyledi. Yani aileler hani ilk etapta bizi karşıladılar, hani mutlu oldular filan ama biraz sohbet ettikten sonra içlerini dökmeye başladılar. Ve hepsi aslında bunun bir katliam olduğunu ve bu katliamın sorumlusunun en alttan en yukarıya kadar bütün yönetim kadrolarının olduğunu ifade ettiler. Bir başka mesele de sendika tartışmasıydı ve oradaki işçiler tümüyle bütün oradaki hataların, eksiklerin, yanlışlıkların sendika tarafından bilindiğini, sendikaya iletildiğini, ailelerin dahi bildiğini ifade ettiler. Ve şunu söylediler, tam da bizim komisyonda yapmış olduğumuz tartışmalarda gibi bir sendika ağalı ve bir sarı sendika işletim sistemi Türkiye'de maalesef iktidarın da desteklediği bir yöntem olarak uygulanıyor. Buradan kaynaklı olarak bu bir katliamdır.